Herkese merhabalar. Elektrostatik konumuzla birlikteyiz. ÖSYM'nin daha önceki yıllarda bol bol sorduğu bir konudur elektrostatik. İçeriğimize baktığımızda biz 5 maddede bu konuyu çözeceğiz birlikte ve daha sonra da ÖSYM tarzı bir soruyla konumuzu kapatacağız. Bu soru daha önceki yıllarda ÖSYM sorularına çok benzeyen bir sorudur. Daha önceki yıllarda çıkmış ÖSYM'ye benzeyen soru. Şimdi ilk önce bu konuda sürtünme ile elektriklenme ile başlayalım. Tabii ki burada taneciklerimizin neler olduğunu unutmadan söyleyelim. Taneciklerimiz aslında burada 3 çeşit. Biz bir maddenin içerisinde elektron, proton ve nötronlardan bahsediyoruz. Nötronlar yüksüzler, yani sıfırdır yükleri. Protonlar artı elektronlar da eksi yüklüdürler. Arkadaşlar, bu konuda katı cisimlerden bahsettiğimizden katı cisimlerde de elektrik iletkenliği elektronlarla sağlanıyor. Biz burada protonların çekirdek içinde olduğunu söylüyoruz. Bu nedenle protonları, yani artı yükleri, bir taraftan bir tarafa götürmeyeceğiz. Bütün yapacağımız şeyler elektronları hareket ettirerek olacaktır. Buraya dikkat edin. ÖSYM bu tarz kavram yanılgılarını sorar, benden söylemesi. Şimdi biz pozitif yüklü bir cisim gördüğümüzde ne diyeceğiz, o nasıl anlayacağız onu? Bir yüklerini sayıyorsun içinde. Aslında biraz böyle temel ortaokul mantığıdır. Bunun pozitif yüklü olduğunu söylüyorsun. Burada negatif yüklü bir cisim görüyoruz. Çünkü negatif yük sayısı pozitif yük sayısından fazla. Eğer negatif ve pozitif yük sayısı eşit olursa da buna nötr diyorduk. Bir elektronun yükü 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb'tur. Yükler arkadaşlar kulomb. Kulomb birimiyle söylenir. Burada elektronun yükü eksi olduğu için burada eksi yazılır. Protonun yükü elektronun yüküne eşittir. Fakat onun yükü ters işaretli olduğundan bunun da başına artı yazıyoruz. Bir de enteresan bir şey var. Bir cismin yükü, elektrik yükü, elektronun tam katı şeklinde olmalıdır. Neden? Çünkü elektronlar onun yük taşıyıcılarıdır. Demek ki ben bir cismin yükünün mesela 0.5 E kadar olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama mesela şunu söyleyebilirim. 0.02 E çarpı 10 üzeri 22 olsa mesela olur mu? Evet, bu olur. Tabii ki de olur. Ya da bana kulomb olarak verdiğinde bu sayıyı, yükünü mesela elektriksel yükte Q olarak gösteriliyordu. Şöyle yapalım. Q, tamam mı? Q E. Eğer bana diyelim ki bir Q verdi. Dedi ki bu bir maddenin elektrik yükü olabilir mi dedi. Ben ne yapacağım onu? 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19'a böleceğim. Böylelikle içinde kaç tane elektron olduğunu bulacağım. Eğer bu sayı buçuklu çıkarsa bir maddenin o kadar elektronu olmayacağını söyleyeceğim. Neden? Hiçbir maddede yarım elektron olmadığına göre o zaman bu sayı buçuklu çıkamaz. Şimdi sürtünme ile elektriklenmenin temelini gördükten sonra karşımıza iki tane şey çıkacak. Bunlar neler? Yün kumaş, ebonit çubuk, bir de ipek kumaş cam çubuk arkadaşlar. Bu ikisi aslında soru olarak çok soruldu. Üstüne üstüne başka soruların arasında soruldu. O yüzden şuna bir dikkat edin. Yün kumaş, ebonit çubuk. Ebonit de plastik demek. Plastik çubuğa sürtündüğünde burada arkadaşlar bir elektron geçişi oluyor. Maddenin yapısına bağlı olarak elektronlar da farklı farklı yerlere geçebiliyorlar. Dikkat edin, ikisi de nötrdür. Zaten sürtünme ile elektriklenme de genellikle ilk başta cisimler nötrdür. Daha sonra da yüklenirler. Yün kumaştan ebonit çubuğa eksi yük geçer. Son durumda ebonit çubuk E'den aklınıza gelsin, eksi yüklüdür. O zaman ebonit çubuk eksi ise yün kumaşta hangi yüklü olacak? Artı yüklü olacak. Niye biliyor musun? Bak şimdi. Senin burada diyelim ki 5 tane elektronun vardı. 5 tane de protonun vardı bu nötr olduğuna göre. Şöyle, hatta şöyle yazalım. Bu şekilde senin nötrdü. Bu da aynı şekilde. Ne oldu? Şöyle yapalım, nötrdü. Şimdi bu eğer 2 tane elektronunu bu tarafa verirse burada fazlalık 2 tane eksi yük kalacak. Ama burada da fazlalık 2 tane artı yük kalacak, değil mi? Yani burada ne olacaktır? Sürtünme ile elektriklenme sonucunda iki cismin de son yük büyüklüğü eşit olur. Ama cinsleri zıt olur. Onu unutmayın. Aynı şeyi buraya yapalım. İpek kumaş nötr, cam çubuk nötr. Bunlar sürtündüğü zaman ipeksi
eksiden aklınıza gelsin. Cam çubuk ipek kumaşa eksi yük vereceğinden son durumda ipeksi eksi, yani ipek kumaş eksi, cam çubuk ise artı yüklü olacaktır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, sürtünme ile elektriklenme sonucu ne oluyormuş? İki cismin de son durumda elektriksel yük büyüklüğü, yük büyüklüğü eşit ama yük cinsi zıt, değil mi? Bunu unutmuyoruz. Peki. Şimdi bir sorumuz var. Sürtünme ile elektriklenen ve başlangıçta nötr olan iki cisimden birinin son yükü artı 2Q. Buna göre diğerinin yükü nedir arkadaşlar? Zıt yüklüdür ama eşit büyüklüktedir. Eksi 2Q yazdık ve geçtik. İkincisi dokunma ile elektriklenme. Dokunma ile elektriklenmede temas var yine. Sürtünmede de temas var. Dokunmada da temas var. Burada olay şudur. İlk önce toplam yükü bulursun. Sonra da şişmana daha çok, zayıfa da daha az verirsin. Tamam. Şimdi sorumuza bakalım mesela burada. R, 3R ve 2R yarıçaplı bizim cisimlerimiz var. Burada ne yapıyoruz o zaman? Şişmana çok vereceğiz. Mesela ikisi dokundurulduğunda buna çok vereceğiz. Buna ise daha az vereceğiz arkadaşlar. Şimdi diyor ki K önce L'ye dokundurulsun. K L'ye dokundurulsun. Peki bakalım. Şimdi ne diyorduk? Önce toplam yükü bul. İkisinin toplam yükü nedir arkadaşlar? Eksi 2, eksi 10. Nedir? Eksi 12'dir. Sonra diyor şişmana çok, zayıfa az ver. Bunlar ne kadar? Bu zayıf R kadar. Bu da zayıf, bu da şişman 3R kadar. O zaman bunu ben bir toplam yarıçapa böleyim. 4R'ye böldüm. Peki buradan ne kaldı? Eksi 3R kaldı. Şey, eksi 3 kaldı değil mi? Eksi 3Q kaldı hatta. Şöyle yazalım. Bu eksi 3Q'yu zayıfa az, yani yarı çaplarıyla orantılı olacak şekilde, yarı çaplar orantılı olacak şekilde paylaştırıyorum. 3Q, R'ye 3Q, eksi 3Q düşüyor. Buna ise 3R, yani ne olacaktır? Buraya gelenin 3 katı kadar olmalıdır. Yani eksi 9Q da buraya düştü arkadaşlar. Başlangıç ve sonuçtaki yüklerin büyüklüklerinin toplam büyüklüklerinin eşit olduğunu fark etmişsinizdir. İsterseniz bu tip paylaştırmaları şununla da, şu formüle de yapabilirsiniz. Mesela K'yi mi alıyorsun? O zaman şöyle yapacaksın. Toplam yükü toplam yarıçapa böleceksin. Sonra da R'nin yarıçapıyla çarpacaksın. Bu da sana formül. Buradan da çözebilirsin. Şimdi diyor ki L'ye, K önce L'ye dokunduruldu. Sonra da K M'ye dokunduruldu. Tamam. Şimdi hadi gelin bununla bunu dokundurduk. Bir de K ile M'yi dokunduralım. Nasıl olacak? Bunların yükleri, M'ninkisini bilmiyorum. Ve yükleri ne oluyormuş? M'ye dokundurulduktan sonra K'nin son yükü eksi 4Q oluyormuş. Arkadaşlar şimdi bunun ilk yükünü bilmiyorum ama bunların ben yarı çaplarını biliyorum değil mi? Şimdi R kadar zayıf biri eksi 4Q yüke sahip oluyorsa dokundurma sonrası, M 2R yarı çaplıydı sonuçta. O dokundurma sonrasında ne kadar yüke sahip olmalı? Eksi 8Q yüküne sahip olmalıdır. Demek ki bunların son durumdaki yük toplamları eksi 12Q'dur. Ben biliyorum ki K'nin M'ye dokundurulmadan hemen önceki yükü eksi 3Q'ydu. O zaman burada unutmayın ki toplam yük değişmediğine göre ilk durumda da toplam yük eksi 12Q olmalı. Hadi birlikte hesap yapalım. 3Q buradaysa bunun da yükü ne olmalıdır? Eksi 9Q olmalıdır. Zaten bana da M'nin ilk yükünü soruyor. Cevabımız eksi 9Q'dur. Geldik etkiyle elektriklenmede. Dokunma böyle bir şey. Yani yarıçapları orantılı dağıtıyorsun. Etkide de şöyle bir şey var. Elektron çekilecekse en uzaktaki en yakına, itilecekse de en yakındaki en uzağa itiliyor. Yani şöyle söylüyoruz. Burada bir etki var. Etki de elektrona direkt. Mesela bir cismi, artı yüklü bir cismi, nötr bir cisme yaklaştırdığımda burada olan durum aslında şudur. Şuradaki elektronlar, bak buradaki elektronlar zaten yakın değil mi?
artı eksiği çeker arkadaşlar. Buradaki elektronlar zaten yakın. Neredekiler göç etmek isteyecek? En uzaktakiler. En uzaktakiler artılar çağırdığından bu tarafa doğru gelmek isteyecekler. Doğal olarak burası eksi kaynayacak. Burada da bir eksi azlığından. Şimdi bir kısmı 3 tane elektron gittiyse 3 tane proton yalnız kaldı demektir burada. Elektron azlığından bu taraf pozitif yüklü olacak. Biz onu şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki yüklü cisme yakın taraf cisim ile zıt yüklüdür. Tamam. Yüklü cisme yakın taraf cisim ile yüklü cisim ile zıt yüklüdür. Şimdi eksiği yaklaştıralım. Eksiği yaklaştırdığımız zaman da durum şu oluyor. Bu sefer hani elektronlarla hep işlem yapıyoruz ya, protonlar yerinden kalkamıyor ya. Bu nedenle de eksiği yaklaştırdığımda yakındaki elektronlar kaçmak isteyecek. Şimdi uzaktakiler zaten uzak, orada sıkıntı yok, ama yakındakiler kaçmaya çalışıyor. O zaman bu sefer bu taraf eksi olacak. Burada da yalnız kalan artılar olacak. Ne oldu yine? Cisme yakın olan taraf cisim ile zıt yüklü oldu. Cismin toplam yükü. Şimdi şuradaki nötr cisimden bahsediyoruz. Tamam mı? Şuradaki toplam yükten bahsediyoruz. Bu cisimden bahsediyoruz. Bu cismin toplam yükü değişir mi arkadaşlar? Değişmez. Neden değişmedi? Çünkü yükler herhangi bir tarafa gitmediler. Yani cismin dışında bir yere gitmediler. Bu nedenle de cismin toplam yükü değişmez. Şimdi yüksüz ve iletken KLM cisimlerinden K'yi negatif elektrik yükü ile yüklemek için. Şimdi bunu negatif yükleyeceğiz. Diyor ki K'ye artı yüklü cisim yaklaştır. Tamam. Buraya artı yüklü cisim yaklaştırdım. Bunlar yüksüzler ve iletkenler cisimler. K'ye negatif yük yaklaştırdığımda baktığın zaman ne olacaktır? Bu sefer en uzaktaki eksiler artılar çağırıyor diye bu tarafa geldi mi? Bu tarafta neler kaldı? Artılar kaldı. Sonra da sen bu durumdayken L'yi sistemden çıkarırsan artık şuradaki yükler geri dönemeyeceklerdir ve K cismi eksi yüklenmiş olacaktır. Bu olur. Sonra diyor ki K'ye eksi yüklü cisim yaklaştırıp uzaklaştırmak. Arkadaşlar bir etkiyi yaptın, sonra geri aldın. O zaman zaten bir şey değişmez. Eksi yüklü cismi koydun buraya. Ne olacaktır bu sefer? Burası eksi, burası artı olacaktır. Ama cismi uzaklaştırdığın zaman eksiler artıları nötrleyecek ve ilk durum aynen geçerli kalacaktır. Bu da diyor ki M'ye eksi yüklü cisim yaklaştırıp K'yi sistemden çıkartmak. Aslında başta yaptığın şeye benzer bir etki olur. Sen buraya eksi yüklü bir cismi yaklaştırdığında bu sefer M'deki elektronlar K'ye kaçarlar tekrar. Bu sefer kaçarlar K'ye. Sen K'yi de bu durumdayken sistemden alırsan üzerinde M'nin elektronlarıyla eksi yüklü kalmış olur. Böylelikle ne yapmış olursun? K'ye eksi yüklü yüklemiş olursun. Bu tip sorudan çıkıyor arkadaşlar. Bu tip soruya dikkat edin. Zaten ÖSYM'nin mantık sorduğunu artık hepimiz biliyoruz. Hadi bir genelleyelim. Sürtünmede temas vardı. Ve burada iki cismin, iki nötr cismin değil mi son durumdaki yükleri birbirine eşitti. Sonra dokunmada yine temas vardı. O zaman da ne yapıyorduk? Yükü topluyorduk. Sonra yarıçapı topluyorduk. Sonra da bunları birbirine bölüyorduk. En son etkide temas yoktu. Ya elektronu çekiyorduk ya da elektronu itiyorduk arkadaşlar. Şimdi geldik topraklamaya. Topraklama. Topraklamadan toprak en uzaktır. Anlaştık mı? Yani elektron bir yere kaçacaksa toprağa kaçar. Toprağı dünyanın öbür ucu gibi düşünün. Bir yerden gelecekse de topraktan gelir. O zaman biz bunu sistemde nasıl gözlüyoruz? Nasıl gösteriyoruz? Şu şekilde çizgilerle gösteriyoruz. Bunu gördüğün zaman sen burada bir topraklama olduğunu bileceksin. Tamam. Hadi şimdi bakalım. Artı yüklü cisim yaklaştırdık. Biz şimdi elektron çekeceğiz. Neredeki elektronlar gelecek? Buradakiler zaten elektronlar burada duruyorlar. En uzaktaki topraktakiler haber almış. Artılar burada koşarak geliyorlar. Burada elektronlar var. Şimdi burada var mı? Hayır. Burası, ya burada niye beklesin ki elektron? En köşeye gider değil mi? Gelen zaten buraya gelir. Burada bir elektron kalmaz. Şimdi sen bu sistem bu haldeyken artıyı sistemden alırsan elektronlar bakar ki artı yok, yerlerine geri dönerler. Ama sistem bu haldeyken şuradaki bağlantıyı koparttığın zaman bu cismi artık eksi yüklemiş olursun.
Peki eksi yaklaştırdığımızda ne olacak? En yakındaki eksiler toprağa kaçacaklar. Yani burada artı yüklü bir bölüm kalacak. Hadi şimdi buna bakalım. Artı yüklü cisim yaklaşıyor. O zaman ne olacak? Elektronlar, en uzaktaki topraktaki elektronlar haber aldı, buraya geldi. L'de kalan olacak mı? Hayır, L'de kalan niye kalsın ki? K'da değil mi? Bu tarafa en yakın. K'den çağırıyorlar aslında. Bu tarafa gelecek gelen. Sonra K ve L'yi ayırdım. Cismi uzaklaştırdım. Ya da işte toprağı kestim. L'yi ayırdım. Cismi uzaklaştırdım. Her iki durumda da K eksi yüklenmiş olacaktır. Ve son olarak elektroskop. Bunu iyi dinleyin. Bu enteresan bir konu. Şimdi öğrendiklerimizi aslında toparlayacağız. ÖSYM elektroskop soruyor arkadaşlar. Buna inanın yani. Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını ve yük cinsini tespit ediyor. Yük cinsi. Yani sana bu işte 2 kulomb'luk yükü var demez bu elektroskoplar. Ama şunu söyler. Bunun yükü ondan daha büyüktür. Mesela bunu söyler. Bunun yükünün artı, yani bir cismin yükünün artı mı eksi mi olduğunu birkaç işlemden sonra elektroskopla anlayabilirsin. Tamam. Ya da daha doğrusu, daha geneli, bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını elektroskopla kesinlikle anlarsın. Şimdi nötr elektroskopta burada ayaklar, şu ayaklar yan yanadır. Ama yüklü elektroskopta, mesela bunda, genellikle biz şu dış çerçeveyi çizmiyoruz. Onu unutmayın. Burada aslında bir dış çerçeve, bir cam kap vardır. Bunun içindedir. Şimdi burada ne olacaktır? Yüklü ayaklar açıldıysa eğer, o zaman da nedir? Bu yüklü bir cisimdir. Yüklü bir elektroskoptur. Elektroskopun yapısı şöyledir. Burada iletken bir topuz. Burada iletken, değil mi? Şurada iletken yapraklar var. Daha sonra da cephesi de camla kaplıdır. Neden camla kaplı? Çünkü ben şu kısmın dışarıdan etkilenmesini istemiyorum. Bu kısmın sadece şuradaki topuzdan gelen elektronlarla ya da topuza giden elektronlar sayesinde hareket etmesini istiyorum. Hadi şimdi bakalım buraya. Etki, yani yaklaştırmada ne oluyor? Arkadaşlar, yaklaştırmada artı yüklü cismi yaklaştırdım. Artık en uzak yapraklar. O zaman elektronlar yapraklardan gelir. Peki şeyde, yapraklarda ne kaldı? Yalnız başına artılar kaldı. Peki ben şunu biliyorum, değil mi? Artı artı iter. İki çubuğum vardı. İkisi de artı yüklü. O zaman ne olacaktır? Artı yüklüyse niye böyle dursunlar ki? Birbirlerini iterler ve açılırlar. Elektroskobun da mantığı budur. Eksi yüklü cismi yaklaştırdım. O zaman ne oldu? Bu sefer de topuzdaki eksiler en uzağa kaçmaya çalışacaklar. Yani yaprağı topuz artı olurken diğerleri eksi olacak. Cisim yüklü, elektroskop nötr olduğu durumda yapraklar arkadaşlar açılır. Cisim ve yapraklar, dikkat edin, aynı yükle yüklendi. Aynı. Topuz ise zıt yükle yüklendi. Fark etmişsinizdir. Şimdi eğer etkide, yine bu da bir etki. Şu başlığımızı atalım. Etkide aynı oldu bu sefer. Yeni yaklaştırma var. Fakat aynı cins yapraklar olduğunda ne oluyor? Cisim ve elektroskop aynı cins olduğunda ne oluyor? Şimdi artı artıyı getirdin sen. Burada zaten bu cismin etkisi ne olacaktır? Elektronları çekecektir, değil mi? Çeker. Neredeki elektronları? En uzaktaki. Bu zaten, buralarda zaten az elektronlar vardı. Çünkü elektroskobumun yaprakları açık görüyorum. Bu az olan elektronlardan da bir kısmını yukarı doğru taşıdı. O zaman buradaki artı sayısı arttı. Doğal olarak yapraklar daha çok açılır. Tamam? Biz daha çok demiyoruz da, bunu kitaplarda şu cümleyle bulursunuz. Biraz daha açılır. Anlaştık mı? Bunu gördüğün zaman ikisinin de aynı cins olduğunu bileceksin. Zaten aynı cinste, yani cisimde, elektroskopta aynı cinste eğer, dokundurmada da buna benzer bir şey göreceğiz. Etki de kesinlikle açılıyor. Şimdi dokundurma. Artı yüklü bir cisme nötr bir elektroskopu dokundurursan, bunlar ne oluyordu? Dokundurmayı hatırlayın. Toplam yükü paylaşıyordu. Demek ki biz toplam yükü paylaştıracağız. Yani yüksüz olan da ne olacaktır?
yüklenecektir. Hangi yükle? Artı yükle yüklenecektir. Eksi olan ne olacak? Eksi olan da sonuçta elektronları paylaştırdığına göre eksi yükle yüklenecektir. Cisim yüklü, elektroskobun nötr olduğu durumda yapraklar açılır ve cisim, yapraklar ve topuz aynı cins elektrik ile yüklenir. Artı ise artı, eksi ise eksi. İkisi de aynı cins ise, dokundurdum, ikisi de aynı cins. Bak burada 3 tane şey var. Normalde etki olsaydı direkt açılıyordu değil mi? Biraz daha açılıyordu. Bu da biraz daha açılabilir. Ama burada başka bir şeyler daha var. Biraz kapanabilir. Şu daha yok burada. Biraz kapanabilir. Biraz kapanır ama yani tam kapanma söz konusu olmaz burada. Biraz kapanabilir. Şöyle göstereyim. Böyle şu kadarcık kapanabilir. Bu da şunu gösterir ki hani buradan bu kısma elektron gelmiştir biraz. Bunun artı olduğuna bakmayın değil mi? İçinde eksileri de var. Buradan buraya elektron gelmiştir. O zaman biraz kapanabilir. Ama biraz. Aynı da kalabilir. Bakarsın bunların potansiyelleri aynıdır. Eşit miktarda potansiyelleri vardır. Doğal olarak potansiyeller eşitlendiğine göre yük alışverişi olmayacağından aynı kalabilirler arkadaşlar. Şimdi yüklü bir elektroskoba K cismi dokundurulduğunda elektroskobun yaprakları biraz daha açılıyor. Yüklü derken yapraklar açık. K cismini dokundurdum. K'ya gittim, dokundurdum. Elektroskobun yaprakları birazcık daha açıldı. O zaman kesinlikle K cisminin aynı yüklü olduğunu, şu ikisinin aynı yüklü olduğunu söyleyebiliyorduk değil mi? Şimdi K'nin de artı yüklü olduğunu söylüyorsa elektroskobun yükü %100 pozitiftir. Şimdi de zıt yüklülere bakalım. Yaklaştırmada şöyle bir durum var. Yaklaştırdın ya sen bunu. O zaman ne olacaktır? Eksiler yukarı tırmanacaklardır. Bir tane, iki tane eksi yukarı tırmandı. Neden yukarı tırmanıyor? Artıya doğru gidiyor değil mi? O zaman yapraklardaki eksi yük yoğunluğu azaldı sanırım. Doğal olarak da biraz kapanır. Daha çok elektron yukarı çıkarsa tam kapanma da görülür. Tam kapandığını düşünün. Hala etki artıyor. Artıyı daha da çok yaklaştırdın. Bu sefer buradaki nötr durumda, artı ve eksiler hani birlikteler ya burada, nötr ya. İşte o nötr olan eksilerden yukarı çıkanlar olacaktır. Ve burada da ne olacak? Bu sefer nötr olan eksilerden yukarı çıktı. Burada ne kaldı? Artılar. Artı yoğunluğu kaldı. Artı yoğunluğu varsa kapanıp açılır. Kapanıp açılma arkadaşlar ancak zıt yüklü cisim ve elektroskop olduğu zaman gerçekleşir. Kapanıp açılma, evet şunu yazmışız, zıt, tamam. Bu arada bazı kitaplarda görüyorum açılıp kapanma, açılıp kapanma diye bir şey olmaz. Hiçbir zaman bir elektroskop açılıp kapanmaz. Şimdi yaklaştırmayı gördük. Dokundurulursa, ya dikkat ederseniz dokundurulursa da benzer şeyler var. Tamam. Zıt cins ise yapraklar ne oluyor? Yine aynı şekilde dokundurduğun zaman kimin yükü büyükse. Şimdi mesela biraz kapanma yaşanabilir burada. Diyelim ki eksinin yükü daha fazladır. Sen bunları dokundurduğun zaman toplam yük negatifse, toplam yük eksi ise, yani bunun elektroskobun yük işareti değişmiyorsa sonuçta yine eksi kalır ve biraz kapanır ama bir kısım yükünü cisme verdiği için. Tam kapanmada arkadaşlar ikisinin toplam yükü sıfır olduğu durumda mevcuttur. Bir de kapanıp açılma var. Kapanıp açılma da toplam yük pozitif olduğu durumda, artı olduğu durumda, yani cismin yükü elektroskopun yükünden fazlaysa o zaman ne olacaktır? Elektronlar artık yapraklardan işte cisme geçecektir ve burada daha fazla elektron gidecek ve burada pozitif yükler kalacaktır. Yani arkadaşlar kapanıp açılma diyorsa yapraklar işaret değiştirir. İşaret değiştirir. Tamam. Bunu sakın unutmayın. Bunu birkaç kere yani bunu çoğu kitap sorar. Unutmayın. Ve içi boş üretken küre. İçi boş üretken küre Faraday kafesiyle anılır. Biz ona bir bakalım.
Michael Faraday'ın bir kafesidir bu aslında. Biz bunu fareyle koyduk. Normalde şeyle insanla yani internete bakarsanız bunu aratırsanız çok çeşitli şeyler göreceksiniz. İnsanlar böyle büyük hani şey kask giyiniyorlar, böyle bir zırh giyiniyorlar, şövalye zırhı ve ondan sonra elektriğin üzerinden akıp gitmesine bakıyorlar. Burada uçaklarda biz bu Faraday kafesini görüyoruz. Neden uçaklarda görüyoruz? Yıldırımlardan korunması için. Yani yıldırım geldiğinde, kafes düşünün bunu şimdi, yıldırım geldiğinde yıldırımın buradan dışarıya akabilmesi için, elektriğin dışarıya akabilmesi için Faraday kafesi diye bir kafes bulundurduğunu, uçakların bulundurduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu ne demek? Dışarıdan akıyor. Yani elektrik gidip de havayı seçme. Mümkünse iletkenden, değil mi? Devam ediyor. O zaman içeride girmiyor. O zaman burasını şey yaptığımda, bir metal yaptığımda, hani içi boş ya bunun. Bunu söylüyorum. Yani içi boş olması durumunda dışarıdan gidiyor. Yani şurada içi boş iletken küre yapsam ben burada, o zaman toplam yük nerede birikecek? Burada dışarıda birikecek. Anlaştık mı? Mesela bunu artıyla yükledik. Şu şekilde. Kürenin içi pozitif, pardon, içi sıfır, dışı pozitif olacak. Yani içeride bir yüklenme söz konusu olmayacak. Kalıcı olarak içi boş iletken kürenin içini yükleyemezsin. Ama geçici olarak yüklersin. Mesela ne yaparız? Artı yüklü bir cisim yaklaştırırız. O zaman arkadaşlar nötr diyor bu. İçi boş iletken kürenin nötr diyor hani. Dışarıdaki kardeş şu şekilde göstereyim. Artı eksileri. Bunlardan eksiler içeriye gidecektir tabii ki de. Eksi çağırıyor ya. Eksiler içeriye gidecektir. Dışarısı da pozitif kalacaktır. İçi de negatif olacaktır. Ama bu kalıcı değildir. Cismi uzaklaştırırsan tekrar nötr haline döner. Şimdi küreye baktığımızda küremiz, şuradaki küremiz bizim nedir bu? Pozitif yüklü bir küre. Eğer içi boş iletken küreye dokundurulursa. Şimdi toplam yükün nedir senin? Burada bir cismin var, sıfır, artı yüklü, diğeri de nötr. Yani senin toplam yükün pozitif. Şimdi o zaman toplam yükün pozitif olduğuna göre bu cismin yükü ne olacaktır? Hemen dışarıya gelecektir. Hemen dışarıda bulunacaktır. Ama şunu söyleyeyim, burada artının hareketinden bahsetmiyorum. Yine buradaki eksilerin şunun nötrlemesinden, doğal olarak burada da artıların kalmasından bahsediyorum. Yani yine kürenin içi sıfır, dışı pozitif yüklü olur. Ben R yarıçaplı başka bir küre ile temas halinde bulundursam, mesela bu artı 4Q olsun, bu da sıfır olsun. Eğer bunların yarıçapları da eşitse, bunlar dıştan dokundurulduğunda, şu küre dıştan dokundurulduğunda arkadaşlar, toplam yüküm artı 4Q'dur. Yarıçap oranında paylaştırırsam artı 2Q kalır. Demek ki ne olacaktır? Bu da artı 2Q, şu da artı 2Q olur. İçi sıfır. İçi boş iletken kürenin içini yüklemedin. Dışında olur bütün yükü. Zaten arkadaşlar metallerin dışındadır yük. İçinde, yani bu dolu da olsaydı içinde bir yük olmayacaktı, haberiniz olsun. Yalıtkanların içinde yük olabilir, iletkenlerin olmaz. Aşamalı soru. K cismi L'nin iç yüzeyine yaklaştırıldıktan sonra, yaklaştıralım, artıyı, ne olacaktır? İçerisi eksi olacaktır, değil mi? Dışarısı, bak bunu dikkatle dinle. Eksiler nereden geldi? Dışarıdan mı? Buradan mı geldiler? Hayır, burada toprak var. Eksiler topraktan geldiler. Demek ki bu dışarıda bir artı martı yok. Yani bu eksiler tutup da şuradaki artıların kardeşleri değildi. Sadece topraktan gelen eksilerdi. Tamam mı? K cismin L yüzeyini iç yüzeyine yaklaştırdık. Sonra toprak bağlantımızı kestik. K cismini de uzaklaştırdık. Ne oldu? Bu eksilerle baş başa kaldı. O zaman L'nin iç ve dış yüzeyine bakalım. Arkadaşlar içeride bir yük kalıcı olarak kalıyor muydu? Hayır. Demek ki burası nötr. Dışarıda, evet, dışarıda eksi yüklüydü. Bu yükler dışarıya kaçıyordu ve bunların eksi yüklü olduğunu, cismin dışının eksi yüklendiğini söyleyebiliriz. Ve böylece dördüncü maddemizi de bitirmiş olduk. Şimdi de ne yapalım? ÖSYM tipi sorumuzu çözelim arkadaşlar. Şekildeki artı yüklü elektroskoba K cismi yaklaştırıldığında elektroskobun yaprakları biraz kapanıyor.
kullanıyormuş. Buna göre kar cismi elektroskoba dokunmayacak biçimde yaklaştırılmaya devam ederse elektroskobun yapraklarında hangileri gözlenir? Soruya baktığınızda asla açılıp kapanmayı gözlemeyeceğimizi biliyoruz değil mi? Elektroskopta böyle bir şey olmaz. Bu yaklaştırıldığında madem hani hangisi gözlenebilir diyor. Ben bunun eksi yüklü bir cisim olabileceğini söylüyorum. Madem açılmadı bu. Çünkü biliyorum ki zıt yükler şey artı artı da ne oluyordu? Elektroskopun yaprakları biraz açılabiliyordu. Eksi artıya yaklaştırıldığında ne oluyor? Yapraklar biraz kapanabiliyorlar arkadaşlar. Daha fazla yaklaştırırsa tam kapanır. Daha da çok yaklaştırırsa elektroskopun yapraklarının yük işareti değişeceğinden kapanıp açılma söz konusu olur ve cevabımız Ceyhan. Geçen haftanın ödüllü sorusu burada. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki sistemler dengedeymiş. Buna göre buz kütlelerine yalnızca buz eriyecek kadar ısı verilirse hangi sistemlerdeki sıvı seviyeleri azalır diyor. Şimdi burada arkadaşlar şu burada tabii ki de şurada bir T ipimiz var. Onu görmedik. Bak şurada T ipimiz olduğuna dikkat edin. Tamam mı? Buz eriyecek kadar ısı verilirse diyor. Şimdi bakın buz eridiği zaman hacmi küçülür arkadaşlar. Bu yüzden de buradaki buzun erimesi durumunda şuranın aşağıya doğru inmesi söz konusudur. Yani buradaki sıvı seviyesi azalır. Buzun erimesi buradaki sıvı seviyesini azaltmayacaktır. Şurada ise, şurada da T eşit değildir sıfırı yazalım. Burada ise durum şudur. Şimdi buz var burada, burada da su var değil mi? T sıfırdan farklı ise... O zaman burada bir kaldırma kuvveti söz konusudur. Zaten içeride kaldırma kuvveti söz konusu ama burada bir T söz konusudur. Yani şöyle yapalım. FK artı T değil mi? Aşağıya doğru da G vardır diyebiliriz. Eğer ben bu şekilde bunu tutsaydım o zaman ne olmayacaktı? Herhangi bir değişiklik olmayacaktı. Yalnız ben ne yapmışım? Bunu biraz yükseltmişim. O şekilde tutmuşum. Biraz yüksekte. Yani bunu biraz daha havadayken bir T gerilmesi yaratmışım. O zaman ne olacaktır? Bu tamamen eridiğinde sıvının yüksekliğini biraz arttıracaktır. Ben bu soruları hep şöyle düşünürüm. Bak şöyle düşün sen. Sana çünkü sınır vermemiş ya. Şöyle bir şey düşün, tamam mı? Kocaman bir buz ve burada bir ip var. Ve burada bir ip var. Doğal olarak da burada böyle bir buz eridiği zaman şu sıvının yüksekliğini artacağını kesinlikle söyleyebilirim. Al aynısı aslında. Sadece çizimde fark yaptım. Yani bir şey tam anlayamazsan o zaman maksimumunu çiz. Emin ol cevabı bulacaksın. O zaman burada artış sağlanacaktır. Yani cevabımız Adana'dır. Şimdi bu haftanın da ödüllü sorusunu verelim ve hemen TYT kitabımıza bakalım. Arkadaşlar fizik İK serimiz fizik çıktı. Bunu mümkünse alın arkadaşlar. Çünkü burada çok değişik sorular göreceksiniz. Çok değişik güzel sorular göreceğinizi kesinlikle söylüyorum. Yani yorum soruları, bak kaldırma kuvvetiyle ilgili üzerine bol bol düşünmeniz gereken sorular zaten çözümlüdür. Çözümlerine bakabilirsiniz. Sizi ne yapacaktır? Çok ileriye götürecektir. Burada gördüğünüz gibi adım adımdır bunlar. Bütün testlerimiz adım adımdır. Bir de fazladan neler var? Bizim bu şekilde testlerimiz var. Testlerimizde de tam o konuyla ilgili TYT'de çıkabilecek sorular vardır. Ve bizim ödüllü sorumuz burada. Hepinize başarılar diliyorum.